insanlığın iftihar tablosu Seyyidina Hazreti Ömer'in bir yönüyle hissi terahhümüyle esasen onu acımasıyla ifadesi karşısında mali ve mali dünya ma ene illa kerakibin istagalle tahta şeceretin thumme raha feterekaha. Ne alakam var benim dünyayla? Benim durumum dünyada bir ağacın altında hedefe giderken muvakkaten istirahat eden bir adamın durumu gibidir. Muvakkat istirahat ettikten sonra çeker gider de orayı bırakır, terk eder. Bir de o ilah hadisesi münasebetiyle Hazreti Ömer Efendimiz'e dediği, yine hasırda yatıyor ve hak dostların hep dedikleri gibi, ey yanı yumuşak döşek görmeyen insan, hep öyle yatıyordu. Ha, illa döşekte yatmayacağız diye demeyin yani. Yatın, hususiyle yaşlı insanlar sert yerde yatamazlar. Hasırın üzerinde yatıyordu, mübarek yanında iz yapmıştı, üzerinde de ince bir sütre vardı. Gözleri doldu, Kisra şöyle, Roma hükümdarları şöyle, hiç şeyini tavrını bozmadan, اَمَا تَرْضَ اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةِ Ya Ömer, istemez misin dünya onların olsun, ahiret bizim olsun? Aslında dünya da esas onların oluyor yine. Dünyada insanların iftihar tablosunun oluyor. Ama bir dünyanın ele tek öperek gelip sizin dizinizin dibinde çökmesi var. Ne olur beni kabul et demesi var. Ve nitekim bunu ifade eden bir hadis herhalde Hasan derecede. Diyor ki bir gün eliyle böyle bir şey yapıyor. Böyle bir şey yapıyor. Hazreti Ebu Bekir neden sonra soruyor ya Resulallah neydi o? Dünya temessül etti kendini bana kabul ettiremedi. Ben de dedim ki git bana kendini kabul ettiremesin dedim. Bana kendini kabul ettiremesin. Dünya döndü bana dedi ki sana kabul ettiremedim ama senden sonrakilerine kabul ettireceğim. Kendisine böyle susadığı, su istediği bir dönemde bir bardak soğuk su verdiklerinde dudağına kadar götürüyor. Sonra içmiyor, ağlamaya duruyor. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi niye ağlıyorsun? Allah Resulü'nün bu tavrını ifade ediyor. Korkuyorum ki diyor, o dünya kendisini kabul ettirdiği insanlardan biri ben olayım diyor. Rica ederim, Müslümanlık Allah Resulü'nün yaşadığı değilse, Ebu Bekir'in yaşadığı değilse, Ömer'in yaşadığı değilse, Osman'ın yaşadığı değilse, Ali'nin yaşadığı değilse, Hasan'ın yaşadığı değilse, Hüseyin'in yaşadığı değilse radiyallahu anhum ecmain, lanet olsun öyle dünyaya ve öyle dünya perestlere de lanet olsun. Evet, dünya perestlik, dünyayı sevme, bütün muvazeneleri, dengeleri alt üst ediyor. Dengeleri alt üst ediyor, bir tarafta ağzı kokan, açlıktan ağzı kokan insanlar, yatağa bağlı insanlar, bir tarafta bir eli balda, bir eli kaymakta, bu da hayatı gayet lüks götürmenin ifadesi olarak söylüyoruz. Bal kaymak halt etmiş onların yanında, hayat seviyelerinin yanında. Surenin sonunda hesabın sorulacağı, haber verilen naim hangi türlü nimetlerdir? Bu dünyanın böyle imkanlar açısından bir nimeti belki ondan evvel Allah'ın bizi var etme nimetidir. İnsan yaratma nimetidir. Hani Hazreti Pir diyor ya, ubudiyet mukaddime-i nimeti layıka değil, netice-i nimeti sabıkadır. Evet, biz mükafatımızı almışız, var olmuşuz, canlı olmuşuz, insan olmuşuz, insan-ı mümin olmuşuz. Sayabilirsiniz, insanlığın iftihar tablosuna ümmet olmuşuz. Boyunduruğun yere konduğu bir dönemde dini mübini İslam'a sahip çıkacak bir konumda kendimizi bulmuşuz. Daha ötesinde mükafat olmaz. Bunların hepsi nimetlerdir. Allah'ın nimetleridir. Acaba bu mazhariyetlerin hakkı verildi mi? Var olmanın hakkı verildi mi? Elimizde miydi var olmak olmamak meselesi? İnsan olmanın hakkı verildi mi? Sorulur buna. Allah sizi insan yarattı. Mümin olman sorulur bunlar. İnsanların iftihar tablosu gelmeseydi, siz bir İslam'ı hazire içinde neşet etmeseydiniz, bir kilise haziresi içinde, bir havra haziresi içinde, bir komünizmanın hakim olduğu dönemde öyle bir hazire içinde neşet etseydiniz,
acaba bunları bilecek miydiniz? Bulabilecek miydiniz bunları? Sorulur, bunların hepsi sorulur. Yani başta bunlar sorulur. Sağlık sorulur insana. Nitekim hadis-i şerifte ifade ediliyor. İnsan ayağını kıpırdatmadan da, adımını değiştirmeden veya da bir adım atmadan ona şu şeyler sorulur. Yani sen Allah'ın verdiği bu sağlığı nerede kullandın? Gençliği nerede bitirdin, yitirdin? İlmini nasıl bu mevzuda değerlendirdin? Bunlar sorulur insana. Cenab-ı Hak ne türlü nimet vermişse o gün letüs elünle yevmeydin, hem de kasemle ifade ediliyor. And olsun o gün o naimden, yani o yumuşak hayattan, o adeta beşik içinde böyle ninnilerle uyutulduğunuz hayattan, o hayatın her safhasından, her yönünden, her buğdundan, her derinliğinden sorulacaksınız. O gün size sorulacak. Ama bazıları hasenatları racih gelecek belki. Ellerinden geldiğince iyilik yapmış olacaklar. Kırmızı pasaportla geziyor gibi onlara. İnşallah o mizanda hayatını böyle iyi şeylerde hep geçirmiş olmanın yanı başında bazı kusurları varsa bunlar da var ama fakat hayrın şerre rüçhaniyeti cihetiyle onlara geçin denecek. Onlar da geçip gidecekler. Allah sizi öyle eylesin, bizi de size bağışlasın.